Değerli arkadaşlar, sevgili dostlarım, merhabalar, <laughs> iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum herkese. Evet, uzun bir bayram tatili veya uzun bir tatil süreci ardından piyasalar başladı ve oldukça da hareketli bir süreç yaşamaktayız. Maalesef ki birçok insanımızda bayram süreci içerisinde dünya borsalarında önemli çöküşlerin olabileceği ve ardından da e, piyasalarda ciddi sıkıntıların yaşanabileceğine dair bir takım endişeler vardı. Hele hele e, bu Delta varyantı dediğimiz e, mevzunun yaratmış olduğu e, endişelerin e, piyasaları ciddi şekilde e, türbülans içerisine sokabileceğine dair korkular vardı. Sevgili dostlar, e, beni uzun zamandan beri takip etmekte olan arkadaşlarım çok net olarak bilirler ki ben hiçbir zaman için e, finansal piyasalarda 2 çarpı 2nin 4 ettiğini kabul etmeyen ve nabza göre şerbetin verilmiş olduğu bir e, piyasa atraksiyonu içerisinde olduğumuzu kabul eden piyasa ve özellikle büyük oyuncular hangi olayın özelinde, hangi mevzunun özelinde daha çok para kazanabileceklerini düşünüyorlarsa o noktaya oynadıklarını ifade etmişimdir. Değerli arkadaşlar, önemli bir durum var ki, önemli bir husus var ki. E, gerçekten son derece enteresan bir süreç yaşıyoruz ve bu pandemi denilen kavramın gündeme geldiği dönemlerde, borsaların en az 50 oranında e, değer kaybedeceğim ve e, çok kıymetli emtiaların çok olağanüstü seviyelerde yükselişler kaydedebileceğine dair beklentilerin hakim olduğu bir süreçte biz. Çok farklı bir süreç yaşadık. Yani e, bugüne kadar piyasaların en iyi olduğu, ülkesel koşulların, ekonomik koşulların en iyi olduğu dönemlerde bile İMKB veya borsa İstanbul bazında konuşmuyorum, küresel piyasalar adına bile ulaşamadığımız zirvelere ulaştığımız bir dönem yaşamış bulunuyoruz. Evet efendim, e, bu analizimde biraz sohbet edeceğim. Birazcık da analize yer vereceğim. Dolar diyeceğim, borsa diyeceğim, birazcık da altın konusundaki görüşlerimden bahsedeceğim ama ağırlıklı olarak biraz sohbete yer vermek istiyorum. Sohbetten kastım boş bir şeyler anlatmak değil, tecrübelerden bahsetmek. Çünkü ee, piyasalarda özellikle ve özellikle başarılı olabilmenin ana koşullarından bir tanesi finansı çok iyi bilmek değil, iktisadı çok iyi bilmek değil. Ekonomiyi veya işletmeyi çok iyi bilmek değil, psikolojiyi çok iyi bilmek esastır. Ben 25-30 yıllık e, borsa veya piyasa hayatımda öğrendiğim bu olmuştur. E, Piyasaya düşünceniz, psikolojik yapınız, beklentileriniz veya bir satranç oyunu gibi birkaç hamle sonra nelerin olabileceğini doğru hesap edebiliyorsanız ve sabrınızı doğru bir şekilde disipline edebiliyorsanız emin olunuz ki çok başarılı olursunuz. Bakınız son günlerde de biz bunları yaşadık. Bir bakıyorsunuz piyasalar inanılmaz şekilde sürklası olmuş, x bir haberin etkisiyle yerle yeksan olmuşçasına ver yansın bir şekilde satışlar geliyor. Alış kademeleri bomboş, bir anda 5-10-20 kademe aşağılara doğru inen fiyatlar söz konusu ve ekranlarınızda çok büyük zararlar görüyorsunuz. Panik oluyorsunuz, satmam lazım diyorsunuz. Bir an önce kurtulmam lazım, daha da düşecek diyorsunuz. Ama ne oluyor? Ya birkaç saat sonra veya bir gün sonra bir bakıyorsunuz ki fiyatlarda ciddi bir tepki oluşuyor sattığınızı tekrar yerine koyma şansınız olmuyor. Fiyatlar yükseldikçe "Yahu ben dün şu fiyattan sattım. Ne diye bu fiyattan alayım ki?" gibi tereddütler yaşarken fiyatların yükseldiğine tanık oluyorsunuz. "Yok canım. Gidiyor yani. Benim bir yerden yakalamam lazım." diyorsunuz. Hani o trenin son vagonuna binmek dediğimiz bir kavram var ya, olmadık bir fiyattan yine alıyorsunuz. Ve insanlar diyorlar ki: "Efendim ben borsada battım ve sıfıra çıktım." Arkadaşlar, 3-5 hisse istisna kabul ederim. Batmıştır, iflas etmiştir, kotadan çıkmıştır. Bunlar ayrı konular. Bana bir tane hisse gösterebilir misiniz? Yani 0 TL'ye düştü. Evet, 20 liradan 5 liraya düşen hisse olduğu gibi 3 liradan 40 liraya çıkan hisse de olmuştur. Ama hiçbir hisse sıfır değerine ulaşmamıştır. O bahsettiğim istisnalar, iflaslar, şunlar, bunlar vesaireler veya kotadan çıkma konuları ayrı olmak kaydıyla. Dolayısıyla bilinmesi gereken nokta şu ki, yanlış noktada almak, yanlış noktada satmak, satıp da ucuzdan tekrardan daha yüksek fiyatlardan almak gibi gibi yanlış adımlar sizleri evet tabii ki sıfırlayacaktır. Şimdi sevgili arkadaşlar, varmak ve de gelmek istediğim nokta şudur. Bayram süreci içerisinde, bayram öncesindeki analizlerimde sizlere bir uyarıda bulundum. Dedim ki bayram öncesinde 15 Temmuz dediğimiz bir tatil sürecimiz var. Bu tatil sürecini dikkate almak kaydı ve ardından da gelecek olan bayram süreci içerisinde takas avantajı ve bayram süreci içerisinde, tatilde olduğumuz süre içerisinde yurt dışında ne olur ne olmaz mealindeki endişeleri dikkate almak isteyen yatırımcılar satışlar yapabilirler, riskten kaçmak isteyebilirler, geçtikleri veya oluşturdukları naklide 10 günlük, 12 günlük bir süre içerisinde faiz bazında değerlendirip daha garantili bir gelir sahibi olmak isteyebilirler. Bu sebeple... Dikkatli olunuz, temkinli olunuz derim. Ne oldu arkadaşlar? Bu bayram tatil süreci içerisinde, ve onun iki günlük tatil sürecinin öncesinde önemli satışlar yaşandı, ciddi gerilemeler oluştu ve ardından da takas süreci dikkate alınmak suretiyle pozisyonlar alındı. Bayram döneminde ne oldu arkadaşlar? Dow Jones'da özellikle enflasyon endişeleri ve korkuları, varyant, delta varyantı vesaire vesaire gibi korkuların yaratmış olduğu e, pandemik e, endişeler e, Avrupa endekslerinde ve e, Amerika endekslerinde ciddi sıkıntılar paralelinde Asya endekslerinde önemli sorunlar yaşattı ama ardından önemli ataklar oldu. Peki değerli dostlar, dün... Fed tarafından açıklanan bir faiz kararı vardı. Faizlerde bir değişiklik yapılmadı. Bunu zaten biliyorduk. Deprelik konusunda e, bir takım e, ılımlı açıklamalar söz konusu oldu. Ama esas önemli olan nokta şuydu. Evet, enflasyon yatsınamaz bir gerçek. Ama bu enflasyonla ilgili olarak yaşanmakta olan tablo iyi gelen veriler, hane halkının yapmış olduğu harcamalar. Efendim üretimdeki gelişmeler şunlar bunlar. Geçmişe göre kötünün iyisi diyebileceğimiz olumlu senaryoları oluşturdu. Fakat Powell diyor ki ben varlık alımlarının azaltılması noktasında evet niyetliyim ama henüz zamanı değil. Bu konuda bir sinyal veriyor. Ancak enflasyondan korkmuyorum diyor. Enflasyon şu an için normal bir gelişmedir diyor ve bu enflasyon gelişmesine bağlı olarak da ben yarın bir gün faiz artışı vesaire vesaire gibi adımlar atmayacağım diyor. Her ne kadar Fed'in diğer eyalet üyeleri bu konuda farklı düşünüyor olsa da otorite olarak görebileceğimiz kişi Powell ise son kararı Powell verecek ise piyasa onun sözüne itimat etmek durumunda. Ve Powell'ın açıklamaları sonrasında biz şu anda görmekte olduğunuz gibi dün de olduğu gibi dün de olduğu gibi Dow Jones'un olumlu bir seyir içerisinde olduğuna tanık olduk ve şu an itibariyle Dow Jones 215 puan gibi artıda ve Dow Jones tarihinin zirve seviyelerini görmek durumunda. Ki bakınız ki diyorum altını özellikle dolduruyorum. Piyasaların hala ve hala pandemi, delta varyantı, koronavirüs vesaire vesaire korkularını yaşadığı bir dönemde. Ve hep sizlere şunu söylüyorum. Diyorum ki kıymetli dostlar takip etmeniz gereken birkaç önemli parametre var. Bir, Brent Petrol. Neden Brent Petrol? Yahu Brent Petrol'e talep varsa yani petrole enerjiye talep varsa sanayinin çarkları dönüyor demektir. Buyurun 75 dolar seviyesine yaklaşmakta olan bir Brent petrol seviyesini görüyorsak sanayide hareketlilik var demektir. Bir duraksama yok demektir. 2. Vix endeksi dediğimiz kork endeksi Evet 25'ler seviyesine ulaştı bayram dönemi içerisinde. Şu anda 17'ler seviyesinde ki 15'lere 14'lere düşmüştü. Bunun makul seviyesi 10 seviyeleridir. Ama şu an çok olağanüstü bir evre, çok olağanüstü bir dönem yaşadığımız için de bu seviyeyi de kötürün iyisi olarak görmemiz lazım. Ki bu VIX endeksi 80'lere kadar çıkmış olan bir ee, Avrupa'ya bakalım. Avrupa bazında baktığımız zaman da 15.000 seviyesinin aşağısını görmeyen 16.000 seviyesine doğru yükselmekte olan bir tablo mevcut durumda. Peki efendim altın fiyatları niye yükseliyor? Altın fiyatları dediğimiz zaman da bir ikili ayrım yapmamız gerekiyor. Dünya çapındaki altın fiyatları ons altın. Nedir ons altın? Yapılan açıklamalar sonrasında yapılan son FED e, din faiz e, artışı veya indirimi yapmaması değişiklik yapmaması sonrasında Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar paralelinde e, varlık alımlarının azaltılabileceği hususundaki sinyaller bazında evet güvenli bir liman noktasında altına ilgi arttı ve 1830 seviyelerine ons altın bazımızında ulaştık. 1850 seviyesi bir çıpadır. Buranın aşılması 2000 2000 lerin de üzerine gündeme getirebilecektir. Ama iki yıldır altın fiyatları 3 bin lira, 4 bin lira, bilmem nelere gidecek diye bir söylem var. Aynen 3 yıldır, 4 yıldır dolar her gün her Allah'ın saati önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay 3 aya kalmaz, 2 aya kalmaz, 12 olacak, 15 olacak, 20 olacak gibi Bunlar olmadığı zaman da ne oluyor arkadaşlar? O şarlatan, o soytarı takımı diye adlandırmış oldum ki bu ifadeyi hiç değiştirmeyeceğim. Çünkü benim vatandaşımı yanıltan ve benim vatandaşımı gereksiz ve anlamsız bir noktada en yüksek seviyelerde dolarize etmeye çalışan insanlar benim nezdimde vatan haininden de öte şarlatan takımıdır. 3-5 kuruş YouTube'dan para kazanacağım. 2 tane büyük başlık koyacağım. Şöyle oldu. Daha bunlar ne ki? Füze oldu. Şöyle oldu. Böyle oldu. Olacak. Bilmem ne tarzındaki davranışlar. Sonrasında da amman amman keri sirkelesi şudur budur. Ben namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz insanlar. 4 yıldır bu insanlara yedi buçuklardan sekizlerden dolar aldırdınız. Dolar 8.80 ötesine gidemedi. Enflasyonun Türkiye'deki koşulları belli. Faizin Türkiye'deki koşulları belli. Yahu sen bu insana kar mı ettirmek istiyorsun? Yoksa bu insanı zarar mı ettirmek istiyorsun? Hatta ve hatta dolar gittikçe ve gittikçe yükselsin de bu memleket daha da kötüye gitsin niyetinde olan bir insan mısın? Bir kendini bir sorgulayıver. Bu insanlar kendilerini sorgulayacak kadar hasiyetli insanlar değil ama maalesef ve maalesef ki benim okurum, benim izleyicim benim vatandaşım. Maalesef ki maalesef ki kulağına hoş gelen şeyleri duymaktan haz duyuyor ve bu insanları bir şekilde takip etmekten keyif alıyor. Herkes serbesttir. Kimi takip eder, kimi izler. Sonuçlarına katlanmak durumundadır. Efendim, eee, altın fiyatları efendim 1930 dolar seviyelerine ulaştı ama hala dolar niye ee, pardon Gram altın niye 600 700 olmadı? Neden şu olmadı? Hani birkaç aya kadar 1000 olacaktı. Hani 2020'nin sonunda 1000 seviyelerine ulaşacaktı. Olmaz arkadaşlar. Şu formülü bilmek durumundasınız. Ben önceki analizlerimde ve videolarımda sürekli olarak şunu anlattım. Dedim ki Türkiye'de gram altının yükseliş gösterebilmesi için ons altın ve Türkiye'deki dolar kurunun birbiriyle korelasyonu önemlidir. Bunlar arasında bir denklem vardır. Bu denklemi bir kere bir kere daha izah etmeyeceğim. Ons altın yükselebilir ama Türkiye'de dolar kuru düşüyorsa gram altın yükselmez. Ons altın düşebilir ama Türkiye'de dolar kuru yükseliyorsa elbette ki gram altında yükselecektir. Biz bu denklemi anlamadığımız müddetçe her an ve her saniye milyonlarca defa şu soruyu soruyoruz. E dünyada altın yükseliyor bizde niye yükselmiyor? Arkadaşlar bazı şeyleri bilmek, bazı şeyleri öğrenmek zorundayız. Biz öyle bir mantık içerisindeyiz ki ya arkadaş sen bana 5-10 dakika bir şeyler anlat ben doktor olayım, hekim olayım gireyim kalp ameliyatı yapayım. Gideyim A davasına, B davasına gideyim dava kazanayım. Ya o zaman tıp fakültesi niye 6 sene, hukuk fakültesi niye 4 sene, efendim mühendislik fakültesi niye 4 veya 5 sene. Yani bu işler böyle 3-5 günde öğrenilebilecek olan bir konu olaydı. Hiç bu kadar zaman çocuklarımızı, evlatlarımızı bir ton paralar vermek suretiyle üniversitelerde okutmak zorunda kalmazdık. Bakınız. Çok basit bir örnek vereceğim size. Diyorum ki sizlere. Arkadaşlar lütfen Önünüzde bir navigasyon olsun. Önünüzde size yol gösteren bir gösterge olsun. Twitter'da, orada, burada, şurada adını sanını bilmediğiniz acayip acayip kullanıcı isimleriyle kendini yok borsanın bilmem neyi, yok hissenin şahı, yok borsanın bilmem nesi gibi gibi tanıtan insanların ağzından çıkan kelimeleri doğru kabul edip de hareket etmeyiniz. Ben desem ki size Yahu şu benim kullandığım araba öyle bir araba ki işte bilmem kaç saniyede şu kadar hızlanıyor bilmem şöyle yapıyor böyle yapıyor. Siz dersiniz ki ya alayım şu arabayı götüreyim bir tamirciye bir ustaya bilmem niye ona buna bir göstereyim bu adam bunu diyor ama ne kadar doğru söylüyor dersiniz. Ama birinin ağzından çıkan bir kelimeye bağlı olarak tak tuşa basıyorsunuz. Belki de o arabanın değerinin 3 katı 5 katı oranında bir alım yapıyorsunuz veya satım yapıyorsunuz. Ya güvenmek bu kadar kolay mı? Bir gömlek alırken bile o gömleğin şöyle bir kumaşına bakıyoruz. Bir telefon alırken bile 40 tane özelliğini inceliyoruz. A sitesi, B sitesi bilmem ne. Bir hisseyi alıyoruz. Örneğin halka arz olan X bir hisse. Kafamızdaki, beynimizdeki mantık ne? Efendim halka arz olacak kesin 3 tavan gider. Ya halka arz olacak olan şirketin sen ne iş yaptığını biliyor musun? Hangi faaliyet alanı içerisinde e, çalışmakta olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorsun. Bilançosunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorsun. Peki, her halka arz olan hissenin, burada tabii ki çok dürüstçe davranan olan e, firmaları ve şirketleri müstesna kabul ediyorum. Her halka arz olan şirketin çok ama çok iyi niyetle halka arz olduğunu düşünüyor musun? Veya bir şirket neden halka arz olur? neden paylarının bir kısmını halka arz etme ihtiyacı hisseder? Hiç bunun sorgulamasını yaptın mı? Kimi şirket vardır? En kolay kredi kullanma yöntemi. Bankadan gidip de %20, %25 oranında kredi almak yerine şirketimin %10'unu, %15'ini halka arz edeyim. Gelsin paralar. Elbette ki çok daha dürüst olan, çok daha mantıklı ve etik kurallar içerisinde halka arzı e, prensip edinmiş olan veya bunu planlamış olan firmalar vardır. Halk arz edeyim, insanlardan gelen, eee halkar sonrasında gelen rakamlarımla daha da büyüyeyim, daha ciddi yatırımlar yapayım, temettü vereyim, karımı paylaşayım diyen şirketler de elbette ki vardır. Ama değerli dostlar, yani tarihimizin hiçbir döneminde 2020 2021 yılında görmediğimiz kadar halka arz gördük haftada 6 tane 7 tane şirketin halka arzına tanık olduk. Ne oluyoruz? Yani niye 3 sene önce bu kadar yoğun bir talep yoktu da bugün böyle bir talep oldu? Veya ilk zamanlardaki halka arzlarda 3 4 5 tavan giderken o halka arz olan firma bugün yeni halka arz olan bir firma neden 1 veya 1,5 tavanda veya ikinci tavanında güm güm düşmeye başlıyor? Bunların hesabını yapmadığımız müddetçe bizler borsada para kazanamayız. Efendim borsa Türkiye'de şöyledir, böyledir. Devlet şunu yapmadı, bunu yapmadı. Arkadaşlar, mazeret bulmak isterseniz o kadar çok mazeret bulabilirsiniz ki. Efendim spekülatörler, manipülatörler şu şunu yaptı, yok e, algoritmalar yok, robotlar falan. Yahu her şeye okey de. Sizde hiç mi hata yok? Bakın sizleri suçlamak değil amacım. Tek burada değinmek istediğim nokta o kadar çok yeni yatırımcı. Son bir yılda 1-1,5 milyon yeni yatırımcı gelmiş. Ya bunların yüzde biri dahi bilgiyle bir şeyleri öğrenmek suretiyle bu işin içerisine girmedi sevgili dostlar. Yani ee, bakın halk eğitim merkezleri var. İşte ahşap boyama kursları veriyor. Bilmem ne kursları veriyor. Onu Yani her şeyin bir eğitimi var. Ama borsanın eğitimi yok arkadaşlar. Efendim Ayşe Hanım şu kadar para koymuş da bilmem ne kadar para kazanmış. Mehmet amca bu kadar koymuş. Ben de koyayım ben de kazanayım. Bu iş bu kadar kolay değil. Ha bu işi bu kadar kolay alıyorsanız koyduğunuz paranın 3-5 gün sonra yarıya düşmesine, 3'te 1'e düşmesine de rıza göstereceksiniz. Bu konuda hiç kimseyi de suçlamayacaksınız ee, dedim ya arkadaşlar vaktiniz varsa dinleyin dedim bazı noktalarda bazı sohbet veyahut da bazı nasihatlere girmek durumunda kalacağım dedim şimdi biraz da işin e, analiz noktasına gelelim isterseniz evet dün FED ve Powell bir takım açıklamalarda bulundu ve yaptığı açıklamalar piyasalar tarafından oldukça olumlu karşılandı bugün Dow Jones'u tarihi bir zirve yaptığına tanık oluyoruz 209 puan civarında artıda efendim Vix endeksi yine de yüksek seviyelerde yani 14 13'lere 13 lere kadar düşmesi gerekirdi Dow Jones'un böyle bir seviyeye ulaştığı bir anda bir diğer yandan bakıyoruz. Eurobondlar 1.75 TL'ye kadar çıkmışken USD bonlar daha doğrusu 1.75 10 yıllıklar 1.75 TL'ye kadar çıkmışken 1.20 27 TL'ye doğru geriledi. Burada enflasyon korkusunun biraz daha azaldığına tanık oluyoruz. Ama esas burada dikkatimizi çeken nokta ne arkadaşlar? Endeksin BIST 100 endeksinin borsa endeksinin 120'lere, 110'lara doğru gerileyeceğine dair iddiaların havalarda uçuştuğu bir anda tekrardan hareketlendiğine tanık olduk. Bu iddiaların temelinde ne vardı? Yabancı ardına bakmadan satıyor. Niye satıyor? Efendim %60'lardaki takas oranı %42'lere düştü diye. Hep dedim ki son analizlerimi dinleyen beni en azından bir aydır takip etmekte olan arkadaşlarım çok net olarak bilirler ki yabancı 10 satıyorsa bunun 9'unu dolar yapıyor veyahut da yüksek faizlerimize yatırıyor. Geriye kalan 1 ile birlik bir oran ile biop dediğimiz 1'e 10 kaldıraçların söz konusu olabildiği alanda pozisyon alıyor ve sonuç itibariyle parasını daha az riske atmak suretiyle kazanmayı hedeflediği paranın belki de daha fazlasını kazanıyor diye. Şimdi değerli dostlar. Borsapivot.com isimli bir sitenin sürekli olarak adından bahsediyorum. Ve her zaman diyorum ki: Arkadaşlar, önünüzde bir navigasyon olun. Bilgiyi, veriyi nereden alırsanız alın. O bilgiyi, o veriyi aldığınız yerin patenti, etiketi önemli değil. Yeter ki inandığınız ve güvendiğiniz noktadan bir bilgi alın ezbere ya Allah ya maşallah muhabbetiyle bilmediğiniz, tanımadığınız insanların sizlere vermiş olduğu bilgilerle hareket etmeyiniz diyorum. Çok basit bir örnek vereceğim size. Şurada arkadaşlar gördüğünüz başlıklar içerisinde borsapivot.com diye yazdığınız zaman zaten sitenin geneli hakkında malumat sahibi olacaksınız. Buradaki veriler 20 gün gecikmelidir ama Ücretli üye olmak. Veri ve analiz sitelerim biliyorsunuz bir takım giderleri sebebiyle ücretlidir. Ee, bizler maalesef ki işte bedava mezar bulsak içine bulacağız, içine gireceğiz tarzındaki bir anlayışa sahibiz. Her şeyin bedavası peşindeyiz. Ama e, bu bilgilerin buraya yansıyabilmesi için bir emek ve bir masraf gerekiyor. Bunları da dikkate almak durumundayız. Emeğe saygı adına. Şurada görmekte olduğunuz arkadaşlar birçok başlıklar var ama ben size sadece ve sadece bir başlık göstereceğim. Biop dediğimiz bir mekanizma var. Endeksin yükseleceğine dair pozisyon almak isteyenler long yaparlar. Endeks'in düşebileceğine dair düşünce içerisinde olanlar ise short pozisyon yaparlar. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Şuradan diop günlük pozisyonlara geliyorum. Bakın diop günlük long ve short pozisyonlar. Bugün ilk alan 5 diyorum. En çok alım yapmakta olan kuruma bakıyorum. Arkadaşlar şu anda ee, bu site gün sonunda veri yayınlayan, canlı anlık veri yayınlayabilen bir site değildir. Bunun çünkü belli kuralları ve prosedürleri vardır. Ancak gün sonunda sizlerin daha kolay ve daha özet bilgilere çok hızlı bir şekilde ulaşabilmeniz. Örneğin hangi hisseye ne kadar para girdi? 3 gündür, 5 gündür hangi hisselere daha çok para giriyor? Yabancılar hangi hisseler alıyor gibi bilgilere birer tıkla ulaşmanızı sağlayan bir sitedir. Bakınız değerli dostlar. Dün itibariyle. Bakın bugünkü veriler henüz yüklenmiş değil. Çünkü bir yok gece 11'de kapanacak. 11'den itibaren ki veriler toparlanıp buraya yüklenecek. Dün itibariyle 28 e, tarihi 23.45 itibariyle TEP yatırım dediğimiz kurum 16.090 adet <laughs> long pozisyon açmış. Bakın dün 28 e, Temmuz tarihinde TEP yatırım 16.090 adet long pozisyon açmış. Peki TEB Yatırım kim? Gelelim arkadaşlar. TEB Yatırımın genel anlamda, genel anlamda açmış olduğu long pozisyon elinde, kasasında mevcut bulunan long pozisyonların ne miktarda olduğuna bakalım isterseniz. Ve burada arkadaşlar kümülatif pozisyon noktasına geliyorum. Ve bana diyor ki TEB Yatırım 170 bin kontrat long pozisyon taşıyor. Bir kontratın 1500-1600 TL olduğunu düşünürsek, TEP yatırımın yabancılarla müşterek bir şekilde adım atmakta olan bir kurum olduğunu dikkate alırsak ve dün itibariyle elinde 150-155 bin kontrat long pozisyon olan bir kurum sıfatıyla mevcut seviyelerden 16.000 kontrat daha long pozisyon yaptığını düşündüğümüz anda nasıl diyebiliriz ki yahu endeks çökecek, batacak, şu olacak, bu olacak. Bu kurum geri zekalı mı ki elinde böylesine yüklü miktarda bir long varken hala ve hala 160, 16 bin kontrat civarında tekrardan yeni pozisyon açıyor. Bank of America 51 bin kontrat civarında long pozisyon taşıyor. Şimdi değerli dostlar, e, borsanın mantığını anlamak, evet bazen çok saçma buluyoruz. Ya o aldı, 5 dakika sonra sattı, 3 dakika sonra şunu yaptı falan filan. Ya biz genel resme bakarsak, belli kritik noktalara bakarsak, daha Türkçesini söyleyeyim mi ben size? Biraz dedektiflik yaparsak, bakınız biraz dedektiflik yaparsak, inanınız ki yanılma payımız çok ama çok azalacaktır sıfıra inecektir demiyorum. Ama çok ama çok azalacaktır. Günlük para giriş çıkış mevzusuna bakalım arkadaşlar. Son 5 gün içerisinde para giren çıkan hisselere bakıyorum. Ve son 5 günde en çok para giren hisseler noktasına bakıyorum. Asalsan. Değerli arkadaşlar Asalsan son 3-4 gündür prim yapıyor mu? Yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi 19, 26, 27, 28, 29 Temmuz tarihlerinde Aselsan'a düzenli olarak para giriş olmuş ve toplam 79 milyon para giriş olmuş. Ve Aselsan 15-26 seviyesine yükselmiş. Ereğli bugün zannediyorum %3-4 civarında bir prim yaptı. Bir kere daha ifade ediyorum arkadaşlar. E, bugüne dair veriler henüz yüklenmiş durumda değil. Gece saat 11.30-12'den sonra yükleniyor. Çünkü bütün yurt dışı piyasaları, şunlar bunlar falan kapandıktan bütün veriler şekillendikten sonra gün sonu itibarıyla veriler yükleniyor ve sizler o verileri dikkate alarak yarına dair belli fikirler içerisinde olabiliyorsunuz. Buyurun Ereğli. Dün 65 milyonluk para girişi yaşamış ise ve biz bugün Ereğli'nin önemli bir prim yaptığına tanık olduk. İşte ben size Ereğli hakkında Hemen onun ee, durumunu göstereyim isterseniz. Evet 65 milyon para girişi yaşamış. Evet demek ki bugünkü veriler yüklenmiş arkadaşlar. Ve Ereğli %6.78 civarında bir prim yapmış durumda. Değerli arkadaşlarım bu bilgileri size niye paylaşıyorum? Bilmeden etmeden onun bunun lafıyla sözüyle. Acaba doğru mu söylüyor acaba yanlış mı söylüyor? Beni kandırıyor mu yoksa beni şu mu bu mu? Bu tür endişeler içerisine girmeksizin doğru adımlar atmak istiyorsak ne olur? Kendi inandığımız doğrularla hareket edelim diyorum. Peki sevgili dostlar birazcık da teknik noktalara bakalım endeksin durumuyla ilgili olarak. Sizlere hafta sonu aktarmış olduğum, pazar veya cumartesi günü aktarmış olduğum yorumumda dedim ki şu Fibonacci çizimime göre şu nokta önemli bir destek. Bu desteği biz birkaç defa test ettik, iki defa da fail yaptık. Bir şurada bir fail yaptık, olağanüstü bir dönemde. Bir de şurada bir fail yaptık ama bu faillerin hemen ardından tak diye bu seviyenin üzerine çıktık. Önemli olan bir seviyenin aşağısına anlık saniyelik inmek değildir veya bir direncin üzerine anlık saniyelik çıkmak değildir. Minimum 2x120 dakika ama en doğrusu minimum 2 gün. Tabii ki iki gün şu içinde bulunduğumuz süreçte çok e, uzunca bir süreç olabiliyor. Ama 240 dakika belli bir seviyenin üzerinde kalmak veya belli bir sürenin aşağısında kalmak bile bizlere önemli ip uçları verebiliyor. Dedim ki 1345 seviyesinin aşağısında olmamak ve kalmamak kaydıyla biz ilk etapta şu noktaya doğru yani 38.2 diye adlandırdığımız 140.300 veya 1.403 seviyesini teknik olarak hedefleyebiliriz. Zira bakınız şuralarda birkaç defa burayı destek olarak kabul etmişiz ve buralardan tepki bulabiliriz. Ben bu ifadeleri kullandığım anda maalesef ki diğer meslektaşlarım 120'ye gidiyoruz, 110'a gidiyoruz, 100'e gidiyoruz, batıyoruz, çöküyoruz vesaire vesaire ifadelerini kullanmışlardı. Saygı duyarım. Herkesin görüşü kendisinedir. Saygı duymadığım tek bir nokta vardır. O olacak, bu olacak. Buraya düşecek, buraya inecek, buraya çıkacak, buraya bilmem ne olacak. Hayır arkadaş. Sen bu işin affedersin yani bilmem nesi de olsan hangi enstrümanın nereye kadar ineceğini veya nereye kadar çıkacağını ancak işkembenden atarsın ve karşındaki insanın karşısına da iki gün, üç gün sonra eğer birazcık ahlakın, eğer birazcık utanma duygun varsa bir şekilde utana sıkıla cevap vermek durumunda kalırsın. Hayır, piyasalar böyle bir şey değil. Piyasalar kaotiktir. Birkaç dakika sonra x bir yetkili ağzın, Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın veya Merkez Bankası Başkanı'nın, dünyada Biden'ın veya Putin'in, onun bunun şunun ağzından çıkacağı bir kelime piyasaları yerle yeksan edebilir veya alıp da başını uçurtabilir. Bu böyle bir şey. Efendim ben piyasanın neyine güveneceğim bu şartlar altında? Arkadaşım piyasa böyle bir dünya. Piyasa risklerle dolu bir dünya. Sen risk almak istemiyorsan sana risk noktasında zarar ettirmeyecek olan, işte bu senin inancınla da alakalı olan bir şeydir, ona saygı duyarım ayrı bir konu. Gidersin, yatırırsın faize, tahbile, şuna buna, dersin ki ya bir ay sonra yüzde bilmem kaç alacağım, bu kesin. E daha çok para kazanmak istiyorsan, bunun da altına elini bir şekilde sokmak durumundasın. Efendim şuradaki nokta. Buradaki noktaya doğru geliyoruz. Buradaki nokta ne? 38.2 1403 seviyesi. Bu seviyeye yaklaşırken dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Bu seviyeye yaklaşırken eğer ki büyük hisselerde bankalar, sanayi hisseleri, beta değeri yüksek olan hisselerde eğer ki para girişi, alım ilgisi, yabancı ilgisi yoğun ise bu direncinde aşılmak istendiğine ve eğer ki bu seviye destek olursa, bu kez 147 bin seviyelerine doğru veya genel anlamda 150 binlere doğru bir atak olabileceğini bekleyebiliriz. Benim şahsi görüşüm nedir arkadaşlar? Benim şahsi görüşüm şu: Ben Ağustos ayı itibariyle e, genel anlamda küresel piyasalarda bir düzeltme bekliyorum. Bakın düzeltme diyorum, çöküş demiyorum. Çöküş demek ayı piyasası demektir. Ha bizim insanlarımız ayı piyasasında karıştırıyorlar. Endeksler 2 gün, 3 gün düştüğü zaman ayı piyasasına girdik. Hayır sevgili dostlar. Son dönemlerdeki en yüksek seviyenin %20 oranında aşağısına indiysek, ayı piyasası o zaman başlar. Son dönemlerdeki yüksek seviyenin %20 oranında üzerinde çıktıysak Boğa piyasası başlar. Bu işin jargonu, bu işin literatörü budur. Bu kuralları ben koymuyorum. Bu kurallar ilmi kurallardır. Bu kurallar Ahmet'in, Mehmet'in Twitter'ın başında oturup da klavye delikanlılığıyla yazdığı yazılardan ibaret olamaz. Efendim 147 binli seviyelerine doğru geldiğimiz zaman ne olur? 2 defa, 3 defa, 4 defa bakın şu seviyelerde bu noktayı aşamamışız birkaç defa bir noktanın zorlanması bir anlamda o direncin güçlü olduğunu göstereceği gibi izafi bir kavram olarak bir direnç veya bir destek birkaç defa, üç defa, beş defa zorlanıyorsa aynen bir noktaya üç, beş darbe vurup da vurduğunuzda o noktanın artık bir şekilde mukavemet kaybettiği, zayıfladığı mantığını da dikkate almak kaydıyla oranın artık delinmesi, geçilmesi, kırılması ihtimalinin de varlığını hesap etmek suretiyle o seviyeyi yakından takip etmek, örneğin %2, örneğin %3 gibi bir stop loss seviyesi belirlemek kaydıyla o noktayı bir şekilde yakından izlemek gerekir. İşte 147.6 veya 1476 seviyesinin geçilmesi durumunda biz yeniden 160 binleri hedefleyecek bir noktaya gelebiliriz. Zira önceki analizlerimi dinleyen arkadaşlarım, Ağustos sonu itibariyle ki genellikle Temmuz ve Ağustos döneminde büyükler hisselerde baskı kurarlar. bir alırlar, iki satarlar, 3 alırlar, 5 satarlar, ardından 10 alırlar. Bunun gibi bir takım atraksiyonlarla mal toplamak suretiyle yıl sonu ve yılbaşı rallisi adına yılın malip tablosunun sonunda kendilerine inanmış ve güvenmiş olan üyelerine, yatırımcılarına biz bu yıl şöyle kar ettik diyebilmek noktasında iyi bir bilanço sunabilmek için bir yıl sonu şovu yapmak isterler. Bu genellikle böyle olmuştur elbette ki her yıl böyle olacak diye bir kayıt yok ama genellikle bu böyle olmuştur. Benim şahsi düşünce ve kanaatim yıl sonuna doğru ben e, endekste yani Ağustos 15-20'den sonra endekste ve genel anlamda majör hisselerde önemli bir hareketliliği yukarı yönlü bekliyorum. Efendim yine geçtiğimiz e, haftanın vermiş olduğum analizimde demiştim ki şu nokta arkadaşlar kısa vadeli bir alçalan trend Beyaz noktamızı ise biraz daha kısa orta vadeli bir alçalan trend demiştim. 134 veya 134.7 veya 1347-1348 seviyesinin aşılması buranın kırılması durumunda yukarı yönlü bir atak başlamak suretiyle şu noktaya doğru yani 141 bin seviyelerine doğru bir atak yaşayabiliriz şeklinde bir teknik beklenti. Bakınız altını çiziyorum. Bir teknik beklentinin mevcudiyetinden ifade ettim. Şu anda ee, kısa vadeli alçalan trendi kırdık ve şuradaki kısa orta vadeli alçalan trende doğru yöneliyoruz. Buraya doğru geldiğimiz anda 140.000-141.500 aralığına çok dikkat etmeliyiz. Bu seviye eğer hacim ve güç ile ve yurt dışı desteği ile aşılacak olur ise bu durumda endeksin son bir 15 aydır üzerinde yaşamakta ve taşımakta olduğu karamsar havanın önemli ölçüde azalmaya başladığını, kara bulutlar arasında yavaş yavaş güneş ışınlarının oluşmaya başladığını düşünebiliriz. Efendim Türkiye'ye yabancı niye gelsin? Efendim Türkiye'ye yabancı niye yatırım yapsın? Ebe kardeşim. Yani biz dün doları 8.80'lerde iken 12'lere 15'lere gidiyor. 3'e 5'e 3-5 güne kalmaz buralara ulaşır kasa bomboş, efendim şu şöyle bu böyle falan gibi beklentiler içerisinde hareket ettiğimiz anda bir anda dolar 8.40'lara doğru geriliyorsa veya bir merkez bankası değişikliğiyle 8 küsürlerden 6.90'lara kadar geriliyorsa ve yine sonra bir başka değişiklikle yeniden bu seviyelere kadar ulaşabiliyorsa burada bir kere daha söylüyorum sevgili dostlar özellikle büyük oyuncular nabza göre şerbet verirler. O anki psikoloji ve atmosfer ne ise, pozisyonları neyi gerektiriyorsa, ister bardağın dolu tarafını görürler, ister bardağın boş tarafını görürler. Bunu kendi mantığınızla yorumlamaya çalışmayın. Çünkü arkadaşlar piyasada mantık denilen bir kavram yok. Bunu 30 yıllık tecrübeyle söylüyorum. Mantık denilen bir kavram yok. Piyasadaki mantık denilen kavram çok uzun vadeli bir dönemdir. Yani çok uzun bir vadede bu mantık işler ama bugünden yarına yahu ne oluyoruz memlekette altın mı bulundu? Memlekette petrol madenleri mi bulundu ki dolar bir anda 8.5'dan 6.5-6.90'lara geriledi diye şaşkınlık yaşayan insanlar olmadı mı? Çok fazla oldu. İşte arkadaşlar konuya birazcık bu bir yönden bakmak lazım ve sizden tek istirhamım mutlak ve mutlak surette önünüzde bir navigasyonunuz olsun. İster bu bahsetmiş olduğum sitenin çeşitli verilerini takip etmek suretiyle ki pivot verileri son derece önemli sinyaller verecektir size. Bir gün sonra hareketlenecek olan hisseyi, haftalık bazda iyi bir prim yapabilecek olan hisseyi. Hatta bugünün son 120 dakikasının pivotu üzerinde kapanıp da yarınki açılışta hareketli olabilecek olan hisseleri yani trade etmeyi seven insanların ee, en çok ihtiyaç duyabileceği bilgileri dahi sizlere verebilecek olan özet bilgiler içermekte. Tekrar söylüyorum bilgiyi nereden alırsanız alın. Hangi noktadan kaynağınız olursa olsun hiç fark etmiyor ama ne olursunuz ve ne olursunuz. Ya iyi bir navigasyonunuz olsun ya iyi bir danışmanınız olsun ve mutlak ve mutlak surette bir miktar eğitim alın. Çocuklarınız için anaokulundan itibaren binlerce milyonlarca lira paralar ödüyorsunuz. Aman evladımız iyi bir eğitim görsün diye. Siz eğer evladınız için bu kadar önem veriyorsanız evladınızın geleceğine, evladınızın gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak noktasında, ekstra kaynaklar elde edebilmek noktasında da belli bir miktar ücreti, bir yere abone olmak, bir yere bir kişiden eğitim almak vesaire gibi noktalarda da masraf yapmaktan çekinmeyiniz. Bakınız, ben kendi şahsım adına söylüyorum. Gerek sizlere, gerekse danışmanlığını yaptığım, gerekse eğitimlerini üstlenmek olduğum şirket veya da şahıslara en doğru bilgileri verebilmek adına en az 3-4 ayrı yere minimum aylık 750-800 hatta 1000 dolar paraları diyorum abonelik ücreti olarak. Çünkü arkadaşlar bilgi vahiy yoluyla gelmiyor. Her şeyin bir bedeli var. Bu ifademi ne olur samimi, ne olur dostane, ne olur içten bir dostunuz ve kardeşiniz olarak algılayın. Ve ee, son sözümü dolarla bitirmek istiyorum Dolara da değineceğimi ifade etmiştim Hemen şuradan bir dolar grafiği getiriyorum arkadaşlar karşınıza Ve sizlere demiştim ki dolarda 50 günlük bir ortalamamız var Kritik bir ortalama Zaman zaman faüller yapmış çok az faüller yapmış ama Bu faülleri yaptığı zamanın ardından hızlı bir şekilde tekrardan yukarı yönelmiş 50 günlük ortalama değerimiz şu an itibariyle 853 seviyesinde. Ee, an itibariyle dolar 845 yani bu seviyenin altında. Ama hep sizlere diyorum ki kıymetli dostlar lütfen pivot değerlerini takip ediniz. Dolar bazında, dolar bazında borsa pivot.com ki doların dışında Ethereum'lar, Ripple'lar, Dow Jones veya DAX vesaire vesaire gibi birçok enstrümanın da gümüş, dola, altın falan gibi enstrümanların da günlük, haftalık faaliyet değerlerini e, sizlere e, yansıtıyor pivot destek ve direnç noktaları itibariyle. Dolar bazında arkadaşlar konuya baktığımız zaman Haftalık olarak bakalım isterseniz. 85470 seviyesinin aşağısına gelindiği zaman 842 seviyesi ilk destek ulaşılabilecek olan ilk hedefmiş diyor. Aylık bazda baktığımız zaman ki hep sizlere söyledim. 862 çok kritik bir değer demiştim. Bu değerin altına gelindikçe ilk hedef 84496 ve biz bu seviyeleri gördük arkadaşlar. 844'lü seviyeler kırılacak olursa ne olur? Evet 8-10'lar, 8-20'ler, 8-25 gibi ana destekler var ama potansiyel 8-10'dur. Yani kıymetli arkadaşlar bunun anlamı nedir biliyor musunuz? 8.62'nin aşağısında kaldığı müddetçe 8.44 destek oluyor mu olmuyor mu? Ben şahsım adına bunu izlerim. Eğer 8.44 destek olmuyor, 8.30'lar, 35'ler, 37'ler buralarda salınan bir dolar seyrini görüyorsam 8 10'a kadar gerileme olasılığı vardır diyerekten ben 8 itibaren 8 30'dan 1 alıyorsam efendim 8 25'e geldiği zaman 1,5 8 20'ye geldiği zaman 2 8 işte 15'e geldiği zaman 3 birim gibi kademeli bir şekilde gerileme, 8-10'a kadar gerileme olasılığı var ise ben bütün kurşunlarımı atmamalıyım. Buraya kadar teknik bir olasılık var derim. Ama yine 8-10'da bile bütün varımı, yoğumu dolar almayı düşünüyorsam bağlamam. Derim ki 7.93 de burada bir ihtimal olarak görülüyor. Efendim 7.93'e mümkün değil gevşemez. Niye gevşesin ki? Türkiye'de o mu oldu, bu mu oldu, şu mu oldu? Arkadaşlar bakın bugün Merkez Bankası Başkanı'nın Kavcıoğlu'nun, Sayın Kavcıoğlu'nun yapmış olduğu bir açıklamada diyor ki birkaç ülkeyle swap anlaşması yapmak üzereyiz, görüşmeler halindeyiz. Efendim swap anlaşması yapsak memleket kurtulacak mı? Yahu elbette kurtulmayacak. Ama piyasaların realiteler ötesinde psikoloji üzerine hareket ettiğini lütfen anlayalım. Bir kez daha söylüyorum. Bir Merkez Bankası Başkanı değişti. Sayın Naci Alcıoğlu göreve geldi ve dolar 8.5'lardan 6.90'lara geldi. Ne oldu yani? Bu adam göreve geldi de elinde sihirli bir değnek mi vardı? Ne oldu 3-5 gün içerisinde dolar bu kadar geriledi? Merkez Bankası'nın rezervlerinin yeri mi doldu? Hayır. Ne diyorum size? Psikoloji ve güven esastır. Konuya bu açıdan bakalım değerli dostlar. Evet Yüzlerce binlerce realite koyabiliriz ortaya. Ülkenin durumu iyi değil. Ülkenin orası şöyle burası böyle. Efendim uluslararası finans bilmem ne bilmem ne. IAF denilen bir kuruluş. Ee, en son dolar videomda ifade etmiştim. Türkiye'de doların adil kurunun yıl sonuna kadar 9,5 TL olması gerektiğini söylemiş. Her kafadan bir ses çıkar arkadaşlar. Bakın şu anda dolarda bir gevşek seyir var. S-400'lerle ilgili çok fazla bir muhabbet dönmüyor. İnanın yarın dolarda bir hareketlilik başlasın. Büyükler doların yukarı yönlü gidişatını bir şekilde arzulasın. S-400'ünden tutun da Avrupa Birliği'ne, Maraş açılımına, Suriye meselesine, Afgan meselesine, Karadeniz'deki doğalgaz meselesine kadar bütün mevzular, bütün yabancı menşeli kurumlar, onlar, bunlar, şunlar tarafından birer birer basına deklare edilecektir. Ama bugün herkes suskun. Niye? Çünkü işlerine geldiği gibi hareket etmeyi tercih ediyorlar. Efendim son olarak altın diyeceğim. Altınla ilgili olarak da az önce de ifade ettiğim gibi arkadaşlar ben sizlere dedim ki altın fiyatlarının Türkiye'deki seyri tamamıyla ve tamamıyla ons altın ve Türkiye'deki dolar kuruyla alakalı. Yıl sonuna doğru altın fiyatlarında bir hareketlilik olabilme olasılığı mevcuttur. Zira ben dolardaki geri çekilmenin şu an 8.45 seviyelerine geldi. Belki 8.20'ler, belki 8.30'lar görülecektir. Bilemem ben o konuda hiçbir zaman için o olacak bu olacak diyen bir insan değilimdir. Ama hiç ummadığınız bir sebep mealinde, hiç ummadığınız bir neden dahilinde bir sabah kalktığımız zaman doları 10-15 kuruş yukarıdan görebiliriz. Ama yıl sonu itibariyle, yıl sonuna doğru dolarda özellikle Eylül ayı itibariyle Ağustos 15'ten itibaren ki süreç içerisinde dolarda bir kıpırdanmanın, bir hareketliliğin olmasını bekliyorum. Buradaki en önemli savım da şu, yıl sonuna doğru yavaş yavaş özel sektörün, büyük şirketlerin dolar ödemeleri olacak, yurt dışı ödemeleri olacak, Merkez Bankası'nın bir takım ödemeleri olacak falan filan. Ee, bu da talep gerektirecek. Bu arada sevgili dostlar yine bir konuya değinmek istiyorum. Yine bir konuya değinmek istiyorum. Sizlere derim ki Viyop konusu çok önemli bir konudur. Yani herhangi bir enstrümanın inişi çıkışı ineceği veya çıkacağı yönündeki beklentiler bazında önemli e, anlamlar taşıyor. Dolar bazındaki arkadaşlar Viyop pozisyonlarını da bu borsapivot.com dediğimiz siteden takip edebiliyorsunuz. Ve kümülatif anlamda yani genel anlamda elinde long pozisyon bulunduran kurum iş yatırım elinde 39 bin kontrat dolar pozisyonu bulunduruyor long bazında doların yükseleceği noktasında. Peki Merkez Bankası'nın durumu nedir arkadaşlar? Bir de buna bakarım satanlar noktasında. Merkez Bankası'nın elinde birkaç gün öncesi itibariyle yanılmıyorsam 106 bin 107 bin kontrat civarında short pozisyon vardı. Şu anda 81 bin kontrata inmiş. Yani merkez bankası elindeki short pozisyonların yaklaşık 20 bin civarındaki miktarını kapatmış. Bunun anlamı ne? Neden bir insan, neden bir kurum elindeki pozisyonları kapatma, short pozisyonlarını kapatma ihtiyacını hisseder? Demek ki daha da fazla bir gerileme olasılığını zayıf gördüğü için buralardan kapatsam iyi olur gibi düşünmüş olabilir. Tabii ki ben merkez bankasının danışmanı değilim, o su değilim, bu su değilim. Ama 3 gün önce merkez bankasının elinde 106-107 bin kontrat civarında short pozisyon varken, ben bugün 80 bin kontrata düşen, 20 bin kontrat civarında short pozisyonlarında bir azalma, bir kapatma görüyorsam, bu da merkez bankasının demek ki ee, dolarda daha da fazla veya çok daha ciddi miktarda bir gerileme olasılığını ...öngörmediğini değerlendirebilirim. Bir başka ifadeyle sevgili dostlar... ...bir başka ifadeyle... ...bugün en çok alan kuruma bakıyorum... ...Garanti Bankası 9000 kontrat long yapmış... ...AK Bankası 5000 kontrat long yapmış. Peki kümülatif pozisyonda baktığım zaman... ...ilk 5 alana baktığımda... ...yine AK Yatırım'ın... Ee, ...long pozisyonda lider olduğunu görüyorum ve aynı zamanda da short pozisyonlar e, pozisyonuyla elinde Garanti Bankası'nın önemli miktarda short pozisyonu olmasına rağmen bu pozisyonların belli bir miktarını kapatmış. Yani long pozisyon yaparak belli bir miktarını kapatmış. Demek ki daha da fazla gerileme beklemiyor veya garanti bankasıyla garanti yatırımda işlem yapmakta olan bir müşteri daha da fazla gerilemez düşüncesiyle 5, 6 bin, 7 bin kontrat civarındaki short pozisyonunu mevcut seviyelerden kapatmayı düşünmüş. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bunu şöyle değerlendirebiliriz arkadaşlar. Dolardaki geri çekilme hatırı sayılır bir geri çekilme oldu. 880'lerden 45'lere doğru bir geri çekilme oldu. Evet, bir miktar daha gerileyebilir. Ayrı bir konu ama artık buralardan çok ama çok daha fazla bir gerileme olmaz. Yavaş yavaş almak, yavaş yavaş düşüş yönündeki pozisyonları kapatmak lazımdır şeklinde kurumlar düşünüyorlar. Bizler bunu nasıl kendimize evirebiliriz? Bizler de diyebiliriz ki yani yavaş yavaş artık alım yapma zamanı gelmiştir. Neden? Yıl sonu geliyor. Kurumların ödemeleri var, o var. Evet yani gideriz 8.45'ten dolar alırız. Yarın dolar 8.40'a düşebilir. Mümkündür. En doğru noktadan, en dip noktadan almak da mümkün değil. En tepe noktadan satmak da mümkün değil. Piyasa bu demektir piyasada anlık ve saniyelik işlem yapmak traderların işidir. Traderlık tamamıyla bir sanattır, tamamıyla bir risk algısıdır. Bizler trader değiliz. Bizler neyiz arkadaşlar? Bizler paramızın değerini korumaya çalışan ve olabildiğince, elimizden geldiğince Kısa vadeler veya belli vadelerde 3-5 kuruş paralar kazanmak suretiyle belli ihtiyaçlarımızı sübvanse etmeye çalışan insanlar konumundayız. Amacımız dolardan, işte eurodan, borsadan zengin olalım, şöyle olalım, böyle olalım falan gibi bir mantık değil diyorum. Değerli dostlar gerçekten dilim kurudu. Ee, son zamanlarda ilk defa bu kadar uzun bir e, video yayınlamış oldum. Herhalde biraz doluydum. E, lütfen beni bağışlayın. Hani konuyu uzattıysam sizlere gereksiz bilgi aktarmak gibi asla ve asla bir niyetim söz konusu olamaz. Ama biliyorsunuz ben tamamen spontan konuşan bir insanım. Elimde bir kağıt, bir yazı, bir prompter, o bu yok. Aklıma geldiği kadarıyla, önüme aldığım birkaç notum itibariyle sizlere bilgilendirmeye çalışıyorum. E, bu Yorumumdan memnun kaldıysanız devamını talep edebilirsiniz zevkle ama hayır arkadaş ben memnun kalmadım e, diyorsanız da e, sizlerle <laughs> vedalaşmak durumunda kalabilirim yapabileceğim başka bir şey yok e, yapabileceğim bir şey daha var beni dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum sonsuz sevgi ve saygılarımla iyi geceler dileklerimle efendim kalın